Antalya'ya gidelim. Antalya'da teleferik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. 10 kişi ise yaralandı. CNN Türk ekibinden Emrah Çakmak'la kameraman Halil Kahraman kazanın yaşandığı bölgedeler. Mahsur kalanlara yönelik kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ne durumda? Şimdi sözü Emrah'a bırakalım. Samet Güner, o bekleyiş devam ediyor. Kabinlerin içerisinde hala 9 kabinde 50'ye yakın kişinin olduğu bilgisi bizlerle paylaşıldı ve şu dakikalarda iki yönlü çalışma yürütülüyor. Onlardan bir tanesi hemen arkamda teleferik hattının karayla buluştuğu alanda daha fazla kabin var. Orada olduklarını biliyoruz. Oraya helikopterler yardımıyla ulaşıp yaklaşıp içeride bulunan kabinin içerisinde bulunanları tahliye edebiliyorlar. Ancak arada sarp bir arazi var. Burası 650 metre yükseklikte Antalya'yı kuş uçuşu gören bir noktada teleferik hattı. 2017 yılında inşa edildi ve bayramda çok fazla kullanan oldu. Özellikle kazanın yaşandığı dün akşam saatlerinde de 180 kişi bu hat üzerinde 25 tane kabin hareket halindeydi. Bir anda akşam saatlerine doğru 5 tane ana direk var bu hat üzerinde ve onlardan bir tanesi karaya yakın olan yerde makaraların olduğu kısımda kopma meydana geldi ve bu kopma nedeniyle üzerinde bulunan kabin bir anda aşağıya doğru düştü ve içerisinde bulunan 8 kişiden bir kişi hayatını kaybetti. Bunu anlatalım. Özellikle şimdi CNN Türk drone kamerasında Halil Kahraman içeride dakikalarca bekliyorlar. 15 saate yaklaştığı arama kurtarma çalışmaları her bir koldan gece saatlerinde burada devam etti. Öyle ki hemen hemen birçok yerde helikopterlerin sesini duyuyoruz. 6 tane helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterler, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterler de gün aydınlanmaya başlayınca harekete geçti. Ve şimdi bakın bir kez daha arkamızdaki o görüntüyü Halil Kahraman drone görüntüsüyle ekrana taşıyacak. Yaklaşıyorlar içerideki kabinlerde hemen hemen birçoğunda kurtarma ekipleri var. Onlar halatlar yardımıyla birçoğuna ulaştılar ve yaklaşık 98 kişi tahliye edildi. 15 kabin içerisinde geceden sabaha aralıksız durdurak bilmeden 500 kişiyle bir operasyon yürütülüyor. Öyle ki arama kurtarma ekiplerinin içerisinde sivil toplum kuruluşları da var. Burada can siperane bir mücadeleyle burunları dahi kanamadan onları sağ salim ailelerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Soru şu olacaktır. Acaba irtibat kuruluyor mu? Evet, irtibat kuruldu. İçeride onlarla telefonları aracılığıyla, yakınları aracılığıyla sürekli iletişim halindeler ve psikososyal destek de sağlanıyor. Aman bir panik havası oluşmasın diye, çünkü şu anda belki bizi de eğer telefonlarından izleme imkanları varsa sizi kurtaracaklar. Sizi kurtarmak için şu anda tüm ekipler Antalya'da, civar illerden gelen tüm ekipler seferber olmuş durumda. Sakın panik yapmayın. Bunu da buradan biz onlara duyuralım. Bakın bir helikopter daha var. Muhtemelen yine jandarmanın helikopterlerinden bir tanesi. Aşağıda sarp bir nokta var. Karaya yakın yerde oradakilere ulaşmaya çalışıyorlar. Kaza büyük bir kaza. 2017 yılında burası inşa edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir işletme tarafından işletiliyor. Nisan ayı içerisinde bakım onarımı yapıldıktan sonra faaliyetine tekrar başlamış. Ama benim edindiğim bilgiler şu yönde, açıkçası sadece 2017 yılından sonra hiçbir şey olmamış değil burada. Burada yine çevreden edindiğimiz kaynaklarımız şunu aktarıyorlar bizlere. Özellikle açıldıktan 2018 yılında ilk burada bu teleferiği kullanmaya başlayanlar şunu bize aktardılar. Teleferikte 40 dakika havada asılı kaldık. Sıcaklık had safhadaydı. Bunalım geçiriyorduk ve
acil 155 ve teleferikin acil durumları ile ilgilenen birimlerine ulaşmaya çalıştık. Zar zor aşağıya inmeyi başardık dedi. Aslında burada tehlike sadece bugün, dün yaşanmış değil. Geliyorum demiş çünkü bayramla birlikte çok fazla burada sirkülasyon yaşandı. Acaba buraya 8 kişilik kabine daha fazla kişi mi bindirildi? Bunların hepsi adli soruşturma kapsamında titizlikle incelenecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bunu aktarmıştı. Bu bilgileri aktarırken sahadayız, sıcak yayınlarla göstermeye devam ediyoruz. Bakın bir yanda orta kısımda vadinin olduğu alanda halatlar yardımıyla aşağıya indiriliyorlar teker teker. Ama helikopterin olduğu alandaysa helikopter kabinlere yaklaşıyor ve kabinlere yaklaştıktan sonra da kabinin içerisiyle bağlantı kurulup hızlıca halatlarla güvenlik önlemi alındıktan sonra helikopterin içerisine alınıyor ve aşağıda şehir merkezinde sahil güvenlik komutanlığının grup başkanlığının olduğu alana helikopterler geliyor. Aileler sağlık ekiplerine teslim ediliyor ve hızlıca buradan uzaklaştırılıyorlar. Gelenlerle konuştuğumuzda 10 saat bekledik, çok korktuk, nasıl oldu sorusunu sorduğumda şunu söylediler. Bir anda elektrikler kesildi ve bir anda durduk. Nereden öğrendiniz ne olduğunu dediğimde televizyondan sizlerin yayınlarınızdan gördük ve açıkçası burada mahsur kaldığımızı anladık dediler ve kurtarıldıklarında da çok sevindiler ama psikososyal desteğe ihtiyaçları olacağı benziyor. Tabii burası Antalya'nın en bilindik turistik yerlerinden bir tanesi ve şu anda hala 9 kabin var. 9 kabin biraz daha aşağıda. Bizim şu anda üzerinde bulunduğumuz ana direğin olduğu yerde arkamdaki kabin tahliye edildi, altındaki edildi, bir altındaki edildi. Aşağıya inile inile kabinler tahliye ediliyor. En önemlileri burasıydı çünkü sarp kayalıkların olduğu alan. 9 kabinde tahmini olarak valilikten gelen bilgi tahmini 50 kişinin kaldığı bilgisi var. Onlar da peyderpey tahliye edilmeye devam ediyor. Evet, şu anda yayınımızda bize CNN Türk drone kamerasında işaretle su istediklerini belirtiyorlar. Bu yayında biz de bunu iletelim. CNN Türk drone kamerasında Halil Kahraman onlara yaklaştı ve susadıklarını ifade ettiler, anlattılar. Arama kurtarma ekiplerine biz de iletelim, izliyorlarsa yayını. Tabii 15 saati aştı, susadılar, korktular, panik havası var. Dolayısıyla tedirginlikle birlikte su ihtiyacı, su içme ihtiyacı oluştu. Yayınımızda bunu da gösterme fırsatı bulduk. Merak etmeyin, sizi kurtaracaklar, bunu aktaralım. Su ihtiyacı var, lütfen bu su ihtiyacı onlara bir an önce ulaşılırsa bu da buradan çabukça uzaklaştırılıp sağlıklı bir şekilde evlerine götürülebilir. Bu yayını çok sıcak bir noktadan en özel görüntülerle aktarmaya devam ediyoruz. Bakın bir tane daha Halil Kahraman şimdi gösterecek. Halatla birlikte aşağıya doğru biri daha indiriliyor. Evet Halil, görüyor musun onu? Bakın ortada bir yanda helikopter kalkıyor. Diğer tarafta halatlar yardımıyla arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Açıkçası gecede burada gece görüşü kameralarıyla ışıklarla arama kurtarma gerçekleştirildi. Şimdi ise dört bir koldan hızlıca tahliye gerçekleştiriliyor. Bu görüntüleri, sıcak görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. Sarp kayalıklar, bakın vadinin arasında halatla sallanıyor. Rüzgar var. Çok şiddetli bir rüzgar esiyor. Helikopterlerin işi zor. Arama kurtarma ekiplerinin işi zor ama onlar bir şeye inanıyorlar. Buradaki mahsur kalan kişileri kurtaracaklar. Tüm güvenlik önlemleri alınmış durumda. Her şey istedikleri gibi gidiyor. Onlara telefonlarla ulaştılar. Sakinleştiriyorlar. Bize bir talepleri vardı. Su istediler. Su taleplerini de bir kere daha aktarmış olalım. Sağlık durumlarıyla alakalı bir kişi bu kazada hayatını kaybetti. 70 yaşlarında 10 yaralı var. Diğerleri ise psikososyal desteğe ihtiyaçları var. O anlamda onlar da tedavilerini görecekler.
burada şu anda Antalya'nın en turistik yerlerinden bir tanesi Sarısu Tünektepe teleferik hattı. Hemen altında Antalya Kemer Karayolu var. Çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi. Neden diyecek olursanız, çünkü karayolunda araçlar ilerliyordu. Teleferik hattı oradan geçiyor. Ama öyle bir durum yaşanmadı. Helikopterlerin arka arkaya sortileri var, yaklaşıyorlar ve içeride bulunan kabinlerin içerisinde bulunanları alıp bir an önce onları ailelerine götürüyorlar. Sahada sarp kayalıkların arasında içeride arama kurtarma ekipleri var. İtfaiye ekipleri Konya'dan, Muğla'dan, Antalya'dan birçok yerden buraya STK'lar, özel sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri geldi. Hepsi sahada, 500 personel arama kurtarmayı gerçekleştiriyor. Burası Harisa Dağı diye tanımlanıyor ve şu an itibarıyla da 98 kişi kurtarıldı. Normal zamanda 36 vagon burada kabin teleferik hattında seyahat gerçekleştirilmesine imkan sağlıyordu. 1700 metrelik bir uzunluğa sahip ve yaklaşık 650 metre yukarıya çıkıyorsunuz ve aşağıya da inerken tabii ki açıkçası tüm güvenlik önlemleri alındığı söylendi ve söylenerek böyle bir işletme tekrar açıldı. Bakımları yapıldığı söylenmişti ama böyle bir kaza geldi. Nerede eksik var? Tüm dikkatiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç araştırmaları yapıyoruz dedi. Biz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye sorduk. Acaba ihmal var mı? Kim sorumlusu dediğimizde araştıracağız. Sorumlusu kimse, ihmal varsa gereken yapılacaktır açıklamasını kendisi de yapmıştı bizlere. Bunu gösterelim. CNN Türk yayınında drone kamerasında Halil Kahraman'la birlikte alanı taramaya, anlatmaya devam ediyoruz. Operasyon devam ediyor. Gece devam etti, sabah devam ediyor ve muhtemelen öğle saatlerine kadar da bu operasyon tam anlamıyla kimsenin burnu dahi kanamadan bu kurtarma operasyonu tamamlanmış olacak. Bunu da bir kez daha buradan aktarmakta fayda var. Kabinlerin içerisinde 8 kişi var. Tabii bazılarında 4 kişi olabiliyor, 5 kişi olabiliyor. Dolayısıyla kurtarılan sayısı da buna göre değişiyor. Toplamda ilk açıklamalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 180 kişinin burayı kullanmış olabileceğini değerlendiriyoruz demişti. O sayılar üzerinden konuşulmaya başlamıştı ama tabii bunlar da o an burada olabileceklerini tahmin ediyoruz dediler. Ailelerle konuştukça daha fazla net bilgiler edinilmeye başladı. 9 kabinde kurtarma operasyonu devam ediyor ve içerisinde tahmini olarak 50 kişi kaldı. Bizim şu anda vadinin ortasında gördüğümüz kabinde aşağıda Halil görebiliyor musun? Sarp kayalıklar var. Sarp kayalıkların arasında kurtarma ekipleri aşağıya indirdikleri mahsur kalan kişileri karaya götürmek için açıkçası onlarla birlikte yürüyecekler. Çünkü oraya araç da girmiyor. Onlar da yürüyerek geldiler ve büyük bir mücadele söz konusu Antalya'da. Dün yaşanan kaza sonrası bugün böylesine bir mücadeleyle kurtarma operasyonu gerçekleştiriliyor. Şimdi CNN Türk yayınında bu gelişmeleri aktarıyoruz. Çok sert bir rüzgar esiyor ara ara. Bu durumda bazen helikopterlerin yakın manevra yapma kapasitesini daraltabiliyor ama onlar tüm riski göze alarak şu anda kurtarma operasyonuna devam ediyorlar. Evet, bakın bir tanesinin daha üzerinde az önce bir önceki yayınımızda içerisinde kabinde aileler vardı. Teker teker halatlarla aşağıya indirildi ve şimdi üzerinde bir tane kurtarma personeli var. Orada teknik bir toparlamayı yapacak. Halatlarla ilgili son durumları inceleyecek ve sonrasında kendi de halat yardımıyla, makara aracılığıyla aşağıya kontrollü, güvenli bir şekilde inmeye devam edecek. Onun arkasında yer alan galiba o iki kabinde Halil, sen daha net görebiliyorsun muhtemelen. Hala birileri var ve bizlere su istediklerini ileten kabinde bulunan aileyi bizler görüntüleyebiliyoruz. Bazı anlarda el sallıyorlar, aman morallerinizi bozmayın,
burada tüm ekipler sahada size ulaşacaklar. CNN Türk ekranında eğer bizleri izliyorsanız, bizleri izleyip görebiliyorsanız, bakın bir kere daha tekrar edelim. Şu anda bir kişi daha tahliye ediliyor. Bu operasyon da gerçekleştiriliyor. Halatlar aracılığıyla yapılıyor. Önce kurtarma ekipleri kendileri oraya ulaştıktan sonra içeriye, kabin içerisine giriyor. Onlarla konuşuyor. Ardından teker teker güvenlik önlemlerini aldıktan sonra da halatlar aracılığıyla aşağıya indiriliyor. Bu görüntüyü de CNN Türk ekranında CNN Türk drone kamerasıyla Halil Kahraman dakika dakika ekrana taşıyor. Evet, Antalya'da büyük bir kurtarma operasyonu söz konusu. Saatlerimiz artık 15 saati geride bıraktık ve yoğun ve sıcak bir mücadele söz konusu. Gece buradaydık. Gece de arama kurtarma bir an olsun durmadı. Çünkü vakit kaybetmeden daha buraya, özellikle bazı yerlere itfaiye ekiplerinin aydınlatma kuleleri kurulmuştu. Ama şimdi hava biraz daha yumuşadı ve şimdi rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle birlikte ekipler daha fazla içeride kalan mağdurları kurtarmaya devam edecek diyelim. Gözümüz kulağımız burada, aktarmaya, anlatmaya devam edeceğiz sıcak yayınlarda.